Bu videoda olasılığın matematiksel tanımı olan Kolmogorov aksiyonlarını anlatacağım. Kolmogorov Rus matematikçisi, 1903 ile 1987 arasında yaşamış Moskova Devlet Üniversitesi'nde. Ben de orada 12 gün falan durdum. Bir yaz okulu vardı, ona katılmıştım. Kolmogorov aksiyonları olmasaydı olasılık teorisi aksiyomatik yapısına kavuşamayacaktı. Kolmogorov aksiyonları çok önemli bu nedenle. Şimdi birazcık bahsedelim bu Kolmogorov aksiyonları nelermiş. Olasılık teorisinde olasılık uzayları diye bir kavramdan bahsedilmiş. Olasılık uzaylarına giriş yapabilmek için cümle kavramını bilmek gerekiyor. Cümle kavramının bilindiğini kabul ediyoruz. Ondan sonra cümle kavramından sonra sınıf kavramı var. Boş olmayan bir kümenin alt cümlelerinden oluşan cümleye sınıf denir. Bazen küme de deniliyor, cümle de deniliyor. Şimdi bu sınıf kavramından sonra sigma cebir diye bir kavram daha var. Bu sigma cebir kavramı verilmeden olasılık aksiyonları söylenemiyor. Üzerinde çalıştığımız küme sigma. Bir sigma cümlesinin alt cümlelerinden oluşan bir U sınıfı, bir sınıfları U ile gösteriyoruz. Süslü U. Aslında da bu öyle gösterdik. Şimdi bir omega bu U sınıfının elemanı olacak. İki U'nun her A elemanı için A'nın tümleyeni de U'nun elemanı olacak. Tümleyeni bu şekilde gösteriyoruz. 3. U'da her A'nın dizisi için bunların sonsuz birleşimleri de U'ya ait olacak. Eğer böyle bir U sınıfı varsa, bu U sınıfına sigma cebir deniliyor. Bundan sonra bir önemli kavram daha var. Şimdi R sayılar kümesi açık aralıkların böyle bir kümesini yani sınıfını kapsayan en küçük sigma cebire Borel cebri deniliyor. Borel de bir matematikçi. Borel cebrinin elemanına da Borel cümlesi deniliyor. Buna benzer şekilde R karede, R küpte de Borel cebri tanımlanabiliyor. Bakın açık aralıkların sınıfını kapsayan en küçük sigma cebire Borel cebri diyoruz. Bu kavramlar verildikten sonra Kolmogorov aksiyonları verilebiliyor. Neymiş Kolmogorov aksiyonları? U omega'da bir sigma cebir olacak. Omega üzerinde çalıştığımız küme. U da omega'da bir sigma cebir. Yani o üç tane özelliği sağlayacak. P bu sigma cebirden R'ye giden bir fonksiyon olmak üzere A'yı, A kümesini P'ye götürüyor. Birinci özellik. Her A eleman U için P'lar sıfırdan büyük ve eşit olacak. İkinci özellik P omega eşittir 1 olacak. 1. 3. Üçüncü de çok önemli. U'daki ayrık cümlelerin her AN dizisi için ayrık demek şu demek. AI, AJ kesişimi boş küme. I farklı J iken. Böyle ayrık kümelerin her AN dizisi için bunların birleşimlerinin olasılığı I birden sonsuza kadar sonsuz tanesinin birleşimlerinin olasılığı ayrı ayrı olasılıklarının toplamına eşitse böyle bir fonksiyona U üzerinde bir olasılık ölçüsü derim. Olasılık ölçüsü.
olasılık ölçüsü dendi. PA değerine de A'nın olasılık ölçüsü ya da A'nın olasılığı dendi. Yani olasılığın tanımı bu. Bu özelliklere, şunlara Kolmogorov aksiyonları deniyor. Biliyorsunuz matematik aksiyomatik bir yapıya sahiptir. Kolmogorov da bu olasılık kavramını sigma cebir üzerinde tanımlamış. Bir tane daha kavram var. Onu da söyleyelim. Omega boş olmayan bir cümle. U omega'da bir sigma cebir ve P U üzerinde bir olasılık ölçüsü olmak üzere omega U P üçlüsüne olasılık uzayı denir. Yani bir olasılık hesabı yapabilmek için bu omega U P üçlüsünü oluşturmak gerekiyor. Bizim olasılık dediğimiz şey bu. Kümeler üzerinde veriliyor. Örnek, bir tane örnek söyleyelim. Şurada basit bir örneği söyleyelim. Şöyle. Omega 1, omega 2, omega n sonlu elemana sahip. Her zaman sonlu elemanlı olmak zorunda değil. Sigma cebir de kuvvet kümesi olacak bu omega'nın. P'leri de V'lerin olasılığı şeklinde tanımlayacağız ve bunların toplamı da 1 olacak. Bu durumda P, U'dan V'ye giden bir fonksiyon A'yı P'ye götürdüğümüzde şu şekilde bir olasılık tanımlayabiliyormuşuz. Bu ne demek? A'daki omega i'lerin olasılığı bu P'lerin toplamına eşit olacak. Eğer bu P1, P2, Pn'ler şuradaki P1, P2, Pn'ler bunlar neye karşılık geliyor? Bu omega'nın içindeki omega 1, omega 2, omega n'e karşılık gelen P'yi sayılar. Eğer bunlar birbirlerine eşitse bizim çok önceden hep bildiğimiz olasılık tanımına geliyoruz. Bu ne demek? PA A'nın eleman sayısı bölü omega'nın eleman sayısı. Buna klasik olasılık tanımı denir. Benzer biçimde ille sayılabilir olması gerekmiyor üzerinde çalıştığımız kümenin elemanlarının. Başka olasılık ölçüleri de tanımlanabiliyor. Peki omega'nın elemanlarını sayabiliyoruz ya da sayılabilir sonsuz çoklukta. Peki sayamıyorsak ne yapacağız? Nasıl olasılık ölçüsü vereceğiz? Mesela üzerinde çalıştığımız omega R'nin bir alt kümesi olabilir. Sonlu uzunluklu bir küme olmak üzere B omega da bir P olasılık ölçüsünü şu şekilde tanımlayabiliyoruz. A'nın aralık uzunluğu bölü omega'nın aralık uzunluğu. Yani ille sayılabilir olmak zorunda değil. Benzer biçimde eğer omega R karenin bir alt kümesi ise bu sefer de olasılık ölçüsünü şu şekilde tanımlıyoruz. A'nın alan ölçüsü bölü omega'nın alan ölçüsü. Başka bir videoda bunlarla ilgili bir örnek anlatacağım. Hatta iki örnek anlatacağım. Bunları geometrik olasılıkta deniliyor. Şimdi peki biz gerçek dünyada bir olayı modellemeye çalışırken bu omega UP neye karşılık gelecek? O yüzden böyle bazı kavramları daha bilmek gerekiyor. Örnek uzaylar ve olaylar. Olasılık deneyi, örnek uzay, olay. Eğer bunları düzgün bir şekilde ifade edebilirsek
gerçek dünyada ilgilendiğimiz olayı modellerken kuracağımız olasılık uzayının neye karşılık geldiğini de anlamış olacağız. Olasılık deneyi şu, sonuçlarının cümlesi belli olan ancak gerçeklendiğinde hangi sonucun ortaya çıkacağı önceden bilinemeyen bir işleme olasılık deneyi deniyor. Olasılık deneyi. Bu önemli. Örnek uzay ne? Bir olasılık deneyinin tüm olabilir sonuçlarının kümesine örnek uzay diyeceğiz. Yani bir olasılık deneyi var. Bununla tüm olabilir sonuçların kümesine örnek uzay diyoruz. Bir de olay var. Olay ne? Örnek uzayın bir alt cümlesine olay denir. Yani bir olayın gerçekleşmesi deney sonucunun bu cümlenin bir elemanı olması demektir. Bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi biz bir olayla ilgileniyoruz. Onun anlamaya çalışıyoruz. Rastgelelik içeriyor bu. Olasılık hesabı yapacağız. Bunun için bir olasılık uzayı oluşturduk. Omega neye karşılık gelecek? U neye karşılık gelecek? Sigma cebir neye karşılık gelecek? Omega cümlesi örnek uzaya karşılık gelecek. Örnek uzay ne? Bir olasılık deneyinin tüm olabilir sonuçlarının kümesine örnek uzay denir. Burada deney diyoruz ama gerçek yaşamda olup biten her şeyi de deney gibi görebiliriz. Sigma cebir ne olacak? Olayların kümesine karşılık gelecek. P ise bu olasılık deneyiyle ilgili probleme iyi bir yaklaşımda bulunan bir olasılık ölçüsünü temsil edecek. Peki bu ne demek iyi bir yaklaşımda bulunmak? İyi ne demek? Öyle değil mi? Tırnak içinde yazmışız. Bu iyi ne demek? Belki şöyle bir şey oluyordur. İlgilendiğimiz bir olay var. Burada. Biz omega UP'yi kurduk. Olasılık hesapladık. Kolmogorov aksiyonlarını yani olasılık aksiyonlarını da yerine getiren bir ölçüyle zaten yaptık bu işi. Başka birisi de çıkar başka bir omega UP koyamaz. Sonuçta kümeler üzerinde tanımladık. Peki bir olayın olasılığını A kişisi omega 1 U 1 P 1 diye bir olasılık uzayı verip hesapladı. Bir şey buldu. Başka birisi de B kişisi de omega 2 U 2 P 2 dedi. Bu Kolmogorov aksiyonlarına da uyuyor. Küme her şeye uyuyor. Onda da başka bir olasılık buldu. Hangisini alacağız? İyi bir yaklaşımda bulunmak ne demek? Bunu da başka bir videoda anlatmaya çalışacağım.